onlarda. Niye canım? Evet, saatler bir olacak. Ama şey iki katı oldu. Bana uymadım. Ama tamam. Kapadokya Özgün Üretimler Kadın Girişim Kooperatifi'nin kurucusu ve başkanıyım. Endüstri ürünleri tasarımcısıyım. Bundan 3 yıl önce, köyüm burası Özkonak, 3 yıl önce Özkonak'a yerleştim. Ve burada yaşamaya başladıktan sonra zamanla etrafımda olup bitenleri gözleyip hayatım daha çok içine karıştıkça burada bir sorun fark ettim. Bu sorun da bahar aylarında kırkılan koyun yünlerinin çöpe atılıyor olmasıydı. Daha kötüsü de aslında bu yünlere talep olmadığı için, imha etmek için insanlar yakmaya çalışıyor. Dolayısıyla sadece Nevşehir'de yaklaşık 50 ton yıllık her bahar yapağı çıkıyor. Koyunun kırkılan yününe yapağı diyoruz. Yıllık 50 ton neredeyse yünü imha etmeye çalışıyoruz. Fakat bunu sorun olarak tespit ettiğimde, fark ettiğimde, ben bir tasarımcıyım ve akademisyenim. Doktoramı yaptım kendi alanımda. Ve yüne güzellemeler yapmanın ötesinde acaba hani gerçekten bildiğim, o yani güzel bildiğim malzemenin altında başka neler var? Hakikaten bu kıymetli bir malzeme mi üzerine biraz araştırma yaptım. Ve dünyanın farklı yerlerinde aslında doktora tezlerine varana kadar yün üzerine çok fazla araştırma yapılmış. Ben bildiğimin ötesinde muazzam özelliklerini keşfetmiş oldum o araştırmayla, taradığım makalelerden. Ve hep ondan sonra şey demeye başladım, yer üstünde bir cevher var ve biz bu cevherin kıymetini bilmeyip çöpe atıyoruz. Buna bir şey yapmak gerekiyor. Tasarımcı olunca da hani ürün üzerine tabii odaklandım. Yani nerede kullanıyorduk eskiden? İşte dediğim gibi yatak, yorgan, kıyafetlerimizde vesaire. Şu an onu o şekilde kullanamayacaksak ama hala hayatımızda yer alması gereken bir malzeme olduğuna inandığım için o zaman modern hayata entegre etmemiz gerekiyor yünü. Bunu nasıl yapacağız sorusu üzerine çalışmaya başladım. Ve ürün geliştirme çalışması yaptım. Bu süreçte başka tasarımcı, iç mimar arkadaşlar da sağ olsunlar derdime ortak oldular ve hepimiz bu konu üzerine dertlenip burada birlikte çalışmalar yaptık. Ve ortaya güzel ürünler çıktı. Bu gayreti, çabayı etrafımızdaki insanlara kulaktan kulağa aktardığımızda da herkes çok büyük bir ilgi gösterdi. Ya, gerçekten biz niye artık gün kullanmıyoruz demeye başladı insanlar. Ve meditasyon seti yaparak başladık aslında. Bir de yani yün, yorgan, yatak kullanamıyorsak bile en azından alez kullanabiliriz. Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudum. Yüksek lisansımı Erciyes Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Akademisyen olarak da çalıştım bu süreç zarfında. Fakat bir noktada benim hayatımda kişisel olarak yaşadığım bir değişimle köye yerleşmem ve bütün bu hikaye başladı. Benim için bu hayatın kaynağı kırsalda yaşamaktı. Çünkü ağaç, toprak, artık şehirde yaşayamadığım, hissedemediğim şeylerdi. 12. kattaydı evim. Ve yani ben herhalde bir 2-3 ay boyunca her sabah uyanıp ben penceremden bakınca ağaç görmek istiyorum dedim. Her gün bu hisle uyandım gerçekten ve bir yerde yani niye bu eziyeti ediyorum kendime dedim. Tabii çok artık klişe belki ama konfor alanından çıkmak meselesine geliyor. İşte düzenli bir maaş, kurulu bir hayat. Sistemin içindesiniz yani ve her şey güvende hissettiriyor sizi. İki tane çocuğum var ve onlardan dolayı gelemediğim günler oluyor. O zaman da alıp eve götürüyorum, orada yapıyorum. Yani gelemesem de aklım hep burada kalıyor. Yani yaptıkça mutlu oluyorum bu ürünleri. Yünü çöp olmaktan kurtardığımız için tabii ki ayrı bir motive oluyoruz. Yani sıfır atık gibi bir şey. Yani kullandığımız ürünlerde yünü çöp olmaktan kurtarıyoruz. Kara buğday tohumun kabuklarını kullanıyoruz minderlerimizde. Onları da yine çöp olmaktan kurtarıyoruz. Yünü bizim hayatımıza kızım soktu. Hiçbir bilgim yoktu.
ve hiçbir şey anlamadım en başta. Hani böyle bir şey mümkün mü? Çünkü hepimiz hayatımızdan yönü silmiştik. Temizliği zor, bilmem ne, bir sürü gerekçe buluyorduk. Kızımla beraber bu işin içine girince günün ne kadar özel, ne kadar kıymetli bir malzeme olduğunu hepimiz fark ettik. Vay, böyle...